Vektörlerde ispat sorusu 2. Bu videomuzda vektörlerde ispat konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, Türkçe okuyacağım, taraflara çok takılmayın. Prove that x ile y vektörlerinin toplamının uzunluğunun karesi artı x ile y vektörlerinin farkının uzunluğunun karesi eşittir. X'in uzunluğunun karesi çarpı 2 artı y'nin uzunluğunun karesi çarpı 2. For all vectors x, y elemanıdır. R üzeri n şeklinde bir şey sorulmuş bize. Bu eşitliğin doğruluğunu ispatlayacağız. Burada bir taraftan başlayıp diğer tarafa ulaşmaktır hedef. Ya sağ taraftan başlayıp işlemler yapıp yapıp sol tarafa ulaşacağız ya da sol taraftan başlayıp işlemler yapıp yapıp sağ tarafa ulaşacağız. Burada sağdan sola ulaşmak zordur. Soldakilerden sağa ulaşmak çok daha olasıdır. Şimdi burada kullanacağımız özellik bir önceki ispat videomuzda kullandığımız üzere bir vektörün uzunluğunun karesi kendisiyle yaptığı iç çarpımın sonucuna eşittir. Bu uzunlukla ilgili ispatlarda hep bu özellikten faydalanılır. Şimdi biz de burada sol taraftan başlayacağız ve bunları iç çarpım olarak yazacağız. İç çarpımlarla işlemleri gerçekleştireceğiz. Kalanlar da bize sağ taraftakini vermeli diye ümit edeceğiz. Başlayalım bakalım. X vektörüyle y vektörünün toplamının karesi artı x vektörüyle y vektörünün farkının karesi eşittir. Bunun anlamı x artı y vektörüyle x artı y vektörünün iç çarpımı. Bunun anlamı x eksi y vektörüyle x eksi y vektörünün iç çarpımı. Yapalım iç çarpımları. X ile x'i çarptık. Dağılma özelliği kullanıyoruz burada. X ile y'yi. Y ile x'i. Y ile y'yi. Bu taraf bitti. Buna geçiyoruz. X ile x'i. X ile y'yi fakat bunun önünde eksi olduğu için eksi olacak. Alt satıra devam edelim. Sonra eksi y ile x'i. Sonra eksi y ile eksi y'yi artı y olacak o da. Şimdi buradan birbirini götüren ifadeler çok açık bir şekilde çıktı. Bununla bu birbirini götürüyor. Buradaki ifadeyle buradaki birbirini götürüyor. X ile x'in iç çarpımından iki tane var. 2 çarpı x vektörüyle x vektörünün iç çarpımı. 2 tane de y vektörüyle y vektörünün iç çarpımı çıktı. X ile x'in iç çarpımı x'in uzunluğunun karesidir. Buradaki hikayeden. Artı y ile y'nin iç çarpımı y'nin uzunluğunun karesidir. Ki önündeki 2'den dolayı 2 çarpı y'nin uzunluğunun karesi olur. Ve bu ifadeyle başladık. Bu ifadeye ulaştık. Yani buradaki ispatı gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.